Evet, Ali Nurçin Hocam. Benimle dünyada ilk başlayacaksın ya. defa tek tanrı inancı nerede çıktı? James Churchward'ın dediği gibi ben de kendi kitabımda zamanında yazmıştım. Türkler uzaylı atalarında muktasını. Muktası mı? Şimdi tabii ki James Churchward bütün çalışmalarında dünyada tek tanrıcılık dinin Muda olduğunu, Muda'daki göçlerden sonra tek tanrıcılık dini çok tanrıcılık bir inanca ulaşıyor. Günümüze kadar biz mitolojide onları görüyoruz. Ama tek tanrıcılığın hortladığı en güzel yer de Mısır'ın bugünkü konumunda olan Nil Nehri'nin civarı. Orada Mudan geldiği söylenen, daha doğrusu veriler onu kanıtlıyor. Osiris'in felsefesinin Mukıtası'ndan gelen göçlerle Mısır'a yayıldığını ve Mısır'da tek tanrıcılık inancı Musa'nın önderliğinden önce Amenofis 3'ün başlattığını, daha sonra Amenofis 3 bunu başarıyla sürdüremeyince oğlu Akhenaton, Amenofis 4 babasının isteklerini yerine getirince tek tanrıcılık inancı başlatıyor. Sonra Hazreti Musa'nın eline geçen Osiris'in felsefesiyle tek tanrıcılık din Mısır'da kök salıyor. Peki diğer burada yalnız tek tanrı derken şimdi güneş tanrısı Muda, evet, meselesine güneş dönüyor olay. Tabii zaten Muda'daki çok enteresan bir şey. Kralların ismi Ra. Ve krallığın ismi Güneş İmparatorluğu. Ya ben şöyle düşündüm. Yani ben kendim kitapta da kullanırken Ra'nın, Rab sözcüğünün oluşturduğunu hissettim. Yani Rab. Ya sözcüklerin etimoloji köküne indiğiniz zaman Ra'yı çok yerlerde bulabiliyorsunuz. Bugün bizim İslam dinindeki besmelerin içinde de Ra'lar vardır. Evet. Rab da vardır. Bismillahirrahmanirrahim ve sözcüklerinde vardır. Bunları Rahman'da genelleme indirmiyoruz ama sonuçta inanılan bir şey vardı. Tek tanrıcılık bir inanç şekli vardı. Bu da yeni dinlere kadar hepsi ulaşmış gelmiştir. Biz James Churchward her ne kadar tek tanrıcılığın Mudan yayıldığını, dünyaya yayıldığını söylüyorlarsa da şimdi bakıyorsunuz Mezopotamya'da da tek tanrıya inanan kavimler ortaya çıkıyor. Onlara da ne diyeceğiz Sayın Bektan? Ama o şimdi orada evet var ama orada da tabii tanrılar meselesi var. Yani uzaydan gelen bir insanlara, bir şeylere, varlıklara tanrı diye tapınma meselesi var. Mezopotamya'da şöyle bir şey var. Sümerler'deki tableti biliyorsun. Kraliyet tabii gücü bize göklerden geldi. Tabii bunu tufan öncesi ve sonrasında da ayırmak gerekiyor. Göklerden yeryüzüne indirildi krallık diyor. Gök krallıkları biliyorsunuz 50 tanrının oluşturduğu Anunnakiler grubu yapıyor. Bunlar kendi aralarında daha sonra anlaşamıyorlar. Bir savaş, yeryüzü tanrılarıyla gökyüzü tanrıları savaşıyorlar ve krallığı gökyüzünden yeryüzüne indiriyorlar ki dünyanın gidişatına yön versinler diye. Krallık ama o noktada mu şey var yani tufan evet öncesi de bir krallıklar söz konusu. Tabii, tufan zaten oluyor, tufan, bunlar çekiliyorlar. Tufandan sonra tekrar geri geliyorlar. O tufanla tartışmalı olabilir Sayın Bekten. Çünkü eğer Mukıtası'nı bir sulara gömüyorsak James Churchward'ın iddialarına göre o zaman tufanın Mudan yayıldığını görüyoruz. Tufan eğer Mu kıtasının parçalanışıyla Mezopotamya bölgesine kadar su dalgalarıyla yükseliyorsa evet, o zaman tufandan önce bu Anunnaki grupları yoktu.